Hepinize günaydın. Artık beni hangi saatte izliyorsunuz tabii bana günaydın size. İyi günler mi artık, iyi akşamlar mı bilmiyorum. Hoş geldiniz. Ben Ebru, Aralık videolarına devam ediyoruz. Artık yılbaşına çok az kaldı. Bu arada az önce makineyi çalıştırdım. Makineyi çalıştırırken de sizin söylediğiniz bana bir şey vardı. Ebru hani o deterjanı koydun, haznenin içerisinde mavi bir ekstra bir şey daha olması lazım dediniz. Ben de baktım benimkisinden öyle bir şey çıkmadı. Sonra da şey yazanlar oldu hani deterjanı suyla beraber çekiyor ve direkt gider borusundan gidiyor yani kullanmıyor falan diye yorumlar geldi. Ben de öyle mi acaba diye düşündüm. Yani çok güzel temizliyor makine ama yine de sizin önerinizi dikkate aldım ve bu sefer suyu çektiği esnada deterjan ekledim. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Yani şöyle yine her sabah yaptığım gibi rutin robotumu açtım ve her yeri bir mopladım. Böyle mis gibi kokularla güne başlamayı bayılıyorum. Kahvaltı yaptık bu arada. Şimdi birazcık işlerimi halletmem lazım. Bugün bayağı bir işim var. O kısımları size çekmeyeceğim. Ama bir yaklaşık 5 saatimi alacak herhalde. Bir 4-5 saatimi alacak o işler. Sonra artık onları halledeyim. Akşam üzerine doğru görüşürüz. Akşam yemek yaparken belki bir şeyler yaparız. Öyle. O zaman ben işlere koyulayım. Arkadaşlar işlerime bir ara verip size şunu göstermek istiyorum. Bu videolarım resmen doları böyle akışını takip edebileceğiniz bir şey gibi oldu. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir volatiliteli sistem yok. Şu an dolar 12.80, 17.82, 12 ne? Dilim sürçtü. Euro kaç oldu biliyor musunuz? 20 lira oldu. Euro. Bakın. Böyle bir şey yok. BIST 100 %7 düştü. BIST 30 da %7 düşüşte. Yani öyle bir sert düşüş oldu ki kesiciye girdi. Hani tarihte olmayan şeyler oluyor ekonomik açıdan. Onu söyleyebilirim. Yani 20 lira 12 20 liraya geçti. 20 lira 12 kuruş şu an arkadaşlar. Bunu da bir dipnot düşeyim. Yani bundan bir hafta önceki videolarıma gidin. Dolar kaçtı. Her videomda güncelleme geliyor ve böyle bir güncelleme tarihte yok yani. Neyse ben işlere geri döneyim. Akşam görüşürüz tekrar. Yani zaten akşam oldu. 5'e 20 var ama piyasaların kapanmasını beklemem lazım. O yüzden ben kaçıyorum tekrar. Görüşürüz. Hani şey diyorsunuz, Ebru işini de çek, ne yaptığını da çek de. Hani o an neyi çekeyim bilmiyorum size işte. Piyasaları takip ediyorum. İşlemlerimizi kontrol ediyoruz falan. Hani çok böyle gösterebileceğim atraksiyonlu bir şey yok. O yüzden iş yönünü değil de size daha beni gösteriyorum. Yani beni görün. Yine size işle alakalı da muhabbetler yapıyoruz zaten. Sorularınızı seve seve cevaplarız. Size bir şey göstereceğim. Aa sen gel, seni bugün görmediler. Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar, İyi selamlar. Akşamlar. Piyasa kapandı. Biz yine buradayız. Piyasa ben sabahtan sizle konuşmuştum da. Free time. Yeni buzdolabımızı mı göstereceksin? Apple'dan aldınız. Nasıl yani? Evet, ben onu çıkartmadım hala. Apple. Bakın, değişiklik görüyor musunuz sonunda? Dolabı kapağı takıldı. Artık videolarda orası öyle kalabalık durmayacak. Babam geldi, taktı sonunda. Sonunda taktı. Şu aşağıdaki bir parça vardı bulaşık makinemin oradaki. O da geldi. O da geldi. Bakın onu da göstereyim. Burası da kapandı. Artık en azından gözüme siz tabii bilmiyorsunuz ama benim işte böyle ufak tefek eksikler birazcık kafamı calıyor. Az kaldı. Şey, ev türün ona. Ev türün az kaldı, evet. Bu aralık videoları bitsin, ev türün artık çekeceğim. Ooo, yaşasın Ebru abla ev türün. Ben de çok merak ediyorum. Acaba neler göreceğiz yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Evde yüksek ihtimalle benim bilmediğim yerlerde bilmediğim eşyalar var. Video onları göstereceğim. Bakın benim buyum da var, şunu da aldım gibisinden. Ben de göreceğim yani sizle birlikte. Çıkmış. O çıkmıştı, ben geri taktım, olmamış mı? Aşkım suya batırmamışsın. Suya batırdım ama bir daha çıkmış o zaman. O yüksek ihtimalle isyankar bir bitki. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibi. Bakın. Bu benim kalp kalbe karşı bitkisini köklendirdim. Şimdi şuraya birkaç tane daha ekledim. Şu da pileyağım. Arkadaşlar. Şunu ekeceğim, anneme hediye edeceğim. Starbucks'ta geçen kahve içmeye gittik. Küçük boy karamel macchiato'ya 27 lira verdim. Bizim evde 25 liraya alabilirsiniz. Ebru'nun takipçisine aboneyseniz 23 liraya hallederiz. YouTube'dan bana da aboneyseniz 21 lira. Bu arada tekrar bu videomda da söyleyeyim, şu Starbucks'ın kapsül kahveleriyle eğer kahve makinen uyumluysa daha henüz zam gelmemiş. Starbucks'la bir şey ortaklık yapmış, bir tane yeni kahve makinesi çıkartmışlar, kim olduğunu bilmiyorum. Gayet de uygun fiyatlıydı. Yani uygun fiyat derken arkadaşlar kusura bakmayın, hani ülkede her şey pahalı olduğu için 1500-2000 lira arası bir şeydi. Emin olun uygun fiyat. Yani çünkü dolara vurduğunuz zaman 100 dolar falan yapıyor. Yani gerçekten yurt dışı için de uygun bir fiyat olduğu için söylüyorum. Hani isterseniz ona bir bakın. Belki sen görürsün, gösterirsin. Hani kalkıp Nespresso'lar pahalı geliyorsa ki onlara da indirim var. Ben Nespresso'nun da minim makineler falan.
falan var. Hı-hı. Yani 1000 liraya bile makinesi vardı. Zam geldi mi bilmiyorum en son. En son size söylemiştim. Hala indirim devam ediyorsa mutlaka sitesine bakın. Daha dövizin güncellemesi gelmedi. O yüzden fiyatı hala eski fiyatlarda. Ve üstüne ekstra indirimde ve kapsül kahve hediye ediyor. Yani 10 kapsül kahve alırsanız %25 indirim oluyordu ben aldığımda. Bir de geldiği zaman bu makinenin kodunu sisteme giriyorsunuz. Ekstra 10 paket kahve daha hediye ediyor. 10 paket kahve, her pakette 10 tane var. 100 tane kapsül 100 bardak var. Kahve gibi bir şey yani. Hani yani 500 lira değerinde bir hediye daha veriyor size. Eğer ki indirim devam ediyorsa, ben bunu hep size duyurdum. Ama hala devam ediyorsa girin mutlaka bakın. Bakın dolar bugün kaç para oldu? 18 lirayı gördük. Arkadaşlar bu arada yine... Şu an 18 lira mı dolar? Evet, 17.94 şu an. Bu arada Twitter'dan yazanlar oluyor bana. Toplu cevap vereyim ben yine. Ben hiçbir bana şekilde da yazıyorsunuz öneri, bu arada. Öneri vermiyorum. Altın ne olur, dolar ne olur? Altın alalım mı? Çok yükseldi. Bu buradan alınır mı bence? Evet. Benim YouTube kanalımdaki son pazar videosunu izlerseniz orada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Buradan alınır mı veya alınmaz mı veya ne alınır şeklinde. Hani bunları neden bu şekilde izlemenizi söylüyorum. Öncelikle neden, nasıl, hangi risklerle aldığınızı bilin. İkinci olarak da ben bir tavsiye vermediğim için sadece size anlattığım için karar size kalıyor. Ama siz bana Twitter'da ben buradan altın alayım mı diye sorduğunuz zaman ben size al dersem ve siz alıp zarar ederseniz sonra gidip beni dava ederseniz ben suçlu çıkarım. Yani hukuki yasal, olarak yasal değil. Olarak. Hani evet. O yüzden hep açıklamalarda evet. Yatırım tavsiyesi değildir ibaresi vardır. Aynen. Ekonomistlerde bu analizciler. Yani buradaki karar sizin olması lazım. O yüzden ben böyle bir şey olguda bulunamıyorum. Yani öneride bulunamıyorum. Ama şöyle genel bir yorum yapabilirim. Eğer ülkede faiz azaltılmaya devam edilirse herhangi bir yeni ekonomi modeliyle birlikte, bizim ekonomi modelimiz bu. Dövizin yükselişinden rahatsız ve bu ekonomi modeliyle dövizin yükselişini durdurup artık dövizi düşürmeye, Türk lirasını değerlendirmeye başlayacağız şeklinde bir ekonomi modeliyle gelinmediği sürece dolar için her düşüş bir alım fırsatı olarak görülür. Bu sebepten dolar TL yükselmeye devam eder, Türk lirası değer kaybetmeye, yani bu şekilde bir senaryo görmeye devam ederiz diyeyim ben. Artık siz buradan yoruma göre kendiniz alınır mı satılır mı şeyini çıkartın. Bir tane daha bir şeyden bahsedeyim. Global enflasyon sıkıntısı var. Enflasyon demek para sıkıntısı demek. Genellikle enflasyon başında ilk başta altın düşse de ons altından bahsediyorum. Sonrasında ons altın yükselişe geçer. Şimdi bize dolar yükseliyor. Ons altında yükselirse ikili etki. Gram altın daha da yükselir. Özellikle 1000 lira psikolojik direncini geçtiğimiz zaman dolar TL'de 10 liraya geçince ne olmuştu? 12, 13, 14, 15 diye 17'ye kadar geldik. Gram altında da aynı mantık geçerli. 1000 liraya geçtik. 1200, 1300, 1400, 1500, 1700 diye bu şekilde hedeflenmek mümkün. Bu kesinlikle bir risktir. Yatırım tavsiyesi vesaire olarak söylemiyorum. Bunu anlamışsınızdır. Sadece risklerini anlatmak istiyorum, belirtmek istiyorum. Yani bugün bir tercih edecek olsak altın mı tercih ederdik, dolar mı? Bütün piyasa, bütün ekonomistler altın tercih eder. Ama dolarla altın zaten Kore'dedir, yani birlikte hareket ederler özellikle Türkiye'de. Umarım kısa zamanda bu yanlıştan dönülür ve doğru bir ekonomi modeliyle hepimiz kalkınırız diyelim. Aldığımız eşyalar bu kadar pahalı olmaz. Paramızın değeri bu kadar düşük olmaz. İnşallah kimse bundan memnun değil. Bunu görüp değerlendiren biri olaraktan bu durumdan memnun değilim. Yani çünkü bunun aksi durum olsa gider onu değerlendirirdim zaten. Yani keşke aksi durum olsaydı da ben öteki türlü para kazansaydım. Ama maalesef durum bu. Biz de buna göre hareket ediyoruz. Hal böyle olunca söyleyecek çok da bir şey yok yani. Ben üzgünüm ülkenin. Umarım kısa zamanda bu yanlıştan dönülür. Yani bu tamamen şey olarak bir açıklama bu arada, bunu da söyleyelim de ondan sonra siyasi muhabbetlere giriliyor. Ben tamamen yani artık bu siyasi şeyi bırakın gerçekten. Hani biraz burada... ekonomi açın, okuyun. Neler olduğunu, mesela ekonomi kitaplarında yazmayan şeyler yapılıyor şu an. Yani bir de başka yeni bir şey söyleyeyim hatta. Hadi güzel bir senin önermene bir örnek vereyim. Türkiye 2002 yılında AK Parti Türkiye'yi devraldığında batmış durumdaydı. Ekonomik olarak yıkılmış durumdaydık ve AK Parti bu ülkeyi kalkındırdı 2002 yılında. Dolar düşmeye başladı, yani Türk lirası değer kazandı başladı ve biz 2008 yılındaki ve 2008'den 2011'e kadar etkileri görünen global ekonomik krizden etkilenmedik. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanı çıkıp, o zaman başbakan sanırım, bizi teğet geçecek demişti bu kriz. O kriz bizi teğet geçti arkadaşlar. AK Parti bu kadar başarılı ekonomi yönetiyordu. 2016 yılına geldiğimiz zaman dünya parasal sıkıntıdan kırılırken Türkiye muazzam bir duruş sergiliyordu. Ekonomik olarak inanılmaz durumdaydık. Bakın o kadar iyiydik ki, bunu bu arada kimseye övmek için söylemiyorum. Açın kitapları kendiniz bakın. Ben bu zamanlarda o kadar iyi ekonomi yönetmişlerdi ki Ali Babacan zamanında. Demiştim ki ne oluyoruz yani? Bu nasıl bir yönetim? Yani Türkiye gerçekten o kadar güçlü duruyordu ki ekonomik olarak. Ne olduysa arkadaşlar 2006'dan sonra ne oldu? Şu anki durumda maalesef ekonomi kötü yönetiliyor. Ülkenin durumu beni ilgilendirmiyor. Ben ekonomist olarak ekonomiye yorum yapıyorum. Şu anda az önce yaptığım parti yorumu değil, ekonomi yorumuydu. Yani bu parti 2002'den 2016'ya kadar inanılmaz bir ekonomi yönetti ama 2016'dan günümüze kadar geçtiğimiz o 15 seneyi darma duman etti kendi elleriyle. Maalesef üzülerek söylüyorum. Çok pardon. Üzülerek söylüyorum. Sinirden. Ondan sonra üzülerek
direkt söylerim. Yani ben şunu istemezdim. 20 senedir iktidar olmuş partinin gidişinin, gider mi gitmez mi bilemem, gidişinin bu kadar üzücü olmasını istemezdim. Güzel bir iz bıraksınlar isterdim. Ülkede gelecek neslimiz, yani bizlerin ileriki zamanlarımızda onları iyi analım isterdim. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. En azından şu an için olmadı gözüküyor. Sadece bunu belirtmek istedim. Herhangi bir parti yanlısı değilim. Ben ekonomi yanlısıyım. Ekonomi neyse ben ona göre onu yorumlarız yani. Yani şu an bu politikanın da iyi olmadığını bütün, yani yoldan çevirin insanlar bile söylüyor. Bırakın evet. Ekonomistleri. Yani o yüzden biz bunu yorumluyoruz. Yani bunu başka yerlere lütfen çekmeyin. Yani partizanlık yapanları da direkt ben engelliyorum evet, yani. Zaten ben de aynı şekilde. Gereksiz gereksiz yorum yapılıyor yani. Yani arkadaşlar bir şey değerlendirememiş olabilirsiniz. Değerlendiren adam suçlu değildir. Adam doların yükselişini kaçırmış. Ben yakaladım da para kazanmadım. Yani benim dolar 10 lirayken aldığım ürün dolar 20 lirayken yani aynı para. Aynı dolar bazında olduğu için bir şey kazanmadım yani. Sadece TL'nin değer kaybından etkilenmedik. Hani etkilenmedik. Genel olarak bunu değerlendirdik. Bu kadar. Ama bunu kaçırmış adam gelip beni suçlu görüyor. Sanki ben yükseltmişim gibi. Ya ben bir şey yapmadım ya. Bana bile diyorlar ya. Bak şöyle bir yorum aldım. Siz influencerlar her şeye zam gelecek, zam gelecek diyorsunuz. Bu yüzden markalar uyanıyor ve ürünlerine zam yapıyor. Şey mi? İnfluencer efekt. Hayır bakın şöyle bir şey var. Şöyle bir şey mümkün. Yani şöyle yapılıyorlar ama onunla dolar artışıyla alakalı değil. Mesela bir maske. Ayak maskesi mesela. Bildiğim bir örnek. Ayak normalde 45 liraydı fiyatları. Yani 7-20'de öyle düşüyor. Bir ara 200 liraya kadar çıktı. Neden bildiğin ayak maskesi ya. Neden? Çünkü çok yani güzel bir ürün. Herkes övdü. Ve fiyatını bazı satıcılar arttırdı. Ürünü kendi mağazası da değil bu arada. Başka satıcılar yapıyor bunu. Öyleleri şikayet edin. Ben de şikayet ediyorum denk geldikçe. Ama bizim bu mesela, diyorum ki size kahve makinesi zamlanacak. Alın. Bu neden? Çünkü dövize ortada yani. Bütün ürünler dövize bağlı olduğu için artacağı belli. Güncelleme geliyor yani, zam değil. Bu arada bugün bu politikadan geri dönülse, doğru bir politikayla ekonomi gerçekten yükseltilmeye başlarsa biz her şeyi, şu an aldığınız her şeyi zirveden almış olacaksınız. Yani. Evet. Hani böyle bunun böyle bir de bir riski var yani. Yani risk yani. Bunu şu an öngöremeyiz biz. Ha bu arada global sıkıntıdan bahsettik. Şu an ekran açıldığı için gördüğün onu söylemedim. Şu an bütün piyasalar sıkıntıda. Özellikle yurt dışı piyasaları da düşüyor. Omikron varyantı bir gerekçe olarak gösteriliyor. Bundan önce Covid bir sürü varyant gösterdi. Omikron da bunlardan biri. Bu kadar abartılması, hani belki komplo teorileri sevenler vardır aranızda. Yani ben bunu birazcık art niyetli olarak görüyorum. Yani omikron diye büyütülmesini. Yüksek ihtimalle bu haber şunları takip edecekti. Yani omikron varyantı sebebiyle kapanmalar, omikron varyantı başladı şeklinde zaten. Güncellenmiş yeni aşı ve o aşıyı olmak zorunda bırakılmaz. Bu arada ben aşı oldum, hani aşı karşıtı bir insan değil. Belli bir zamana kadar karşıtıydım en azından etkilerini görmek için. Hani karşıt derken olmak yani beklemişti. Ha, aynen ben beklemiştim, sonradan oldum. Bu ben karşıtı vesaire bu arada. Ama yani karşılaştığımız senaryoyu söylüyorum size. Böyle bir ekonomik etki yaratıyorlar şu an dünyada. Bunu da yapanlar kimler? Dediğim gibi komplo teorini seviyorsanız ister gidin Illuminati deyin, ister gidin işte Mason locaları deyin, ne derseniz deyin. Ama yani gerçekten şu kasıtlı yapılmış bir olay yani. Bu kadar rally yapan piyasada tabii ki bir düzeltme gerekiyordu ama global olarak da buna gerekçe bunu gösterebiliriz. Ama bunu iyi yöneten ülkelerde var. Omikron varyantının... Hayır, bu şeyi global krizi varyantı değil. Ekonomik olarak? Evet. Yani şimdi gelişmiş ülkeler onlar yani. Avrupa ülkeleri var, tamam okey yani Almanya, Amerika olsun bunlar vatandaşları yani evinde keyif çatıyor, İngiltere olsun. Bizim arkadaşımız Covid'in ilk patladığı zaman 6 ay buradaydı. Devlet her ay parasını yolluyordu. Öyle az buz para değil abi. 1500 sterlin mi ne? 1600 sterlin mi ne para yolluyordu? 1600 sterlin. Evet, orada çalışırken o kadar almadım. Aynen, orada çalışırken o kadar kazanmıyorum diyordu. 3000 vermişti. 3000 miydi? Veya 3000 gibi aklıma kalmıştı ama 3000 değildi diye düşünüyorum. Ama yani devlet bu kadar, o da şeymiş, sigortasını en yüksek şeyden ödüyor diye devlet de ona en yüksek maaşı veriyormuş. Gerekçe oydu yani ama ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum. Yani devletler bu şekilde baktı. Gönül isterdi, ya bakın ülkeyi yermeyeceğim. Çünkü yerecek bir durumda değiliz. Biz Orta Doğu'nun kıyısında yaşayan, bütün global geçiş yollarına hakim ve gerçekten herkes zengin tarafından istenilen bir ülkeyiz. Evet. O yüzden gerçekten hani dış güçler denilen muhabbet var ya, dış güçler dediğimiz nokta aslında Türkiye'nin gelişmesine zaman zaman engel olan işte ne bileyim ABD ambargolar olsun, yurt dışı ambargolar olsun, Patriot alırsan işte S-500 vermeyiz, S-500 alırsan F-35'i vermeyiz olsun. Bunlar çeşitli ambargolardır ve ülkenin gelişimine büyük zarar verir. Biz gerçekten bunları yaşıyoruz ama bunları yaşadığımız zaman şu an değil, geçmişte yaşadık. Sonuç olarak Türkiye gelişen bir ülke, gelişmekte olan bir ülke, gelişmiş bir ülke değil. O yüzden biz Amerika gibi, Almanya gibi vatandaşlarımıza yardım edemeyiz. Yani Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ezilmiş bir nesil var. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1945 ile 80 arasında yaşayan nesil ezilmiş bir nesil. Hayatın en ufak, açın filmleri izleyin, en ufak keyfini yaşamamış bir nesil. Türkiye'de de böyle bir nesil olması lazım. Ezilecek bir nesil lazım bize ve şu an gelen nesil biziz. Ezilecek nesiliz biz. Biz ezildikten sonra ülke kalkınca. İşte o zaman hangi parti, bak yine particilik değil bu. Hani asla yanlış anlamayın. Bir nesil ezilecek ki diğer nesil daha refah içinde yaşasın, bir ülke kalkınsın. Bütün tarihlere bakın. Amerika'da da, Almanya'da da yani bütün... Türkiye'de de böyle.
Türkiye'de de Kurtuluş Savaşı'ndan önce evet böyle o nesil yani son Osmanlı'nın son nesli çatır çatır ezildi. Cumhuriyet'in ilk nesli çatır çatır ezildi. 45'ten sonra ülke bir miktar kalkınıyordu ki yine şimdi isim vermek istemiyorum. Belli başlı başkanlar sağ olsun ülkenin içine ettiler yani. Geçmişte adam ölmüş gitmiş arkasından konuşmak da olmasın ama Allah rahmet eylesin. Aynen. Kemikleri sızlamıştır belki. Yani ülkenin yani neyse 10 numara gidiyormuş tamam mı ya. Atatürk'ün çok güzel bir tane haber dinledim. Yani haber dinledim. Evet çok konuşmuşum. Özür dilerim. Ya ben konuşunca tenem düşüyor. Tamam son olarak. Sonra da bana neden Batu'nun sözünü kesiyor diyorlar. Tamam, kesmeden. Tamam. 15 dakikadır konuşuyormuşum. Kesmeden şu an dinliyorum tamam. 15 dakika. Son olarak son olarak. Ama insanlar seviyor. Evet. O yüzden kesmeden. Tamam son olarak söylemek istiyorum. Dün bir tane haber yani Instagram'da bir tane Reels şeklinde bir şey izledim. Şey diyor. Bu ülke diyor Atatürk'ün gösterdiği izden gittiği sürece kalkınıyor diyor. Bak bu çok doğru. Hani Atatürk'ü sevmiyor olabilirsiniz. Atatürk'e saygı duymak zorundasınız. Sevmiyor olabilirsiniz. Kimse kimseyi zorla sevmez. Saygı duymak zorundasınız. Atatürk'ün çizdiği yolda. Herkese saygı duymak zorunda evet, bu arada. Tabii ki kesinlikle. 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 Atatürk'ün çizdiği yoldan gidersek gerçekten bu ülkenin kalkınmama gibi bir ihtimali yok. Her şeyi yazmış çizmiş. Bu adam gerçekten bir askeri deha. Gerçekten bir ekonomist. Gerçekten bir dil bilimci. Gerçekten bir tarih bilimci. Gerçekten bir matematikçi. Her şey var. Yani full paket çar. Full paket çar ülkenin başına gelmiş. Zamanında belli bir kısım değerlendirmiş. Sonra ondan sonra gelenler ülkenin içine etmiş. Ama bu adam dinlememiz lazım. Okumamız lazım. Öğrenmemiz lazım. Gelecek nesillere Atatürkçülüğü değil de Atatürkçülüğü aktarmasanız bile diyeyim daha. Onu da aktarmamız lazım da aktarmasanız bile ilkelerini aktarmak zorundayız. Buna gelecek nesil uyacak. Bizim ülkemiz kalkınacak. İsterse başta sağcı parti olsun. İsterse solcu olsun. İsterse AK Parti. İsterse CHP. Kim olursa olsun Atatürk ilkelerine uysun. O parti ülkeyi kalkınacak parti olacak zaten. Bu kadar basit. Yani bunu ben görürken, sen görürken, o görürken onların görmemesi beni üzüyor. Umarım yakın zamanda bu sıkıntılı zamanlardan, saçma kararlardan döneriz. Doğru düzgün yolumuzda gideriz diyelim. Yani Atatürk'ün çizdiği yolda. İnşallah. Konuşmam bitti bu kadar. Ben gidiyorum. Ekonomi sohbetlerimiz bitmiştir. Yine başka ekonomi sohbetlerinde görüşmek üzere. Teşekkür ederim Sayın Batuhan. Çakmak. Nasıl ama oradan gittim buradan geldim. Ya işte böyle. Yine geldim. Bak ekonomi deyince çocuk. Ekonomi deyince şey gibi. Ekonomi hani Selena. Oh. Deyince geliyor. Hayır Selena. Ekonomi. Ekonomi deyince geliyor. Geliyorum yani. Nereden biliyorsun Selena'yı? İzledin mi? Selena, Acemi Cadı. Tabii biz çok seviyoruz. Tabii ya biz eskiden biz öyle onlarla büyüdük. Tabii Selena vardı, Acemi Cadı vardı, bir tane daha vardı ya. Şey, yok mu ya böyle burnunu oynatıyordu, nasıldı o? Çilek var, Sihlenle. Betüş. Evet. Çok seviyordu. Avni Mavni'yi çok seviyordu. Avni de var ya, röntgenciymiş adam. Biz o zamanlar neler izletmişler ya. Nasıl röntgenci? Adam teleskopla komşusunun evini röntgenliyor, düşünsene. Evet. Çok saçma. Neler izlemişiz zamanında. Çok enteresan. Bu arada yemek hazırlarken size çekecektim. Bir dakika, biz bu konuşmayı yakarken dolar 18 lira oldu galiba. Geliyor. Dın dın dın. Yok, birazdan gelecek. Sepet kort 19. Tamam, döndü. Okay. Yemek yapacaktım. Bugün bezelye yapayım diyordum. 17.95. Pilav evet. Yapacaktım yanına da. Ama bir baktım ki kayınvalidem de bezelye yapıyormuş. Canım anam, yemek time. Evet. Zaten bu akşam yayınlar var. İyi oldu. Evet evet. Benim de işlerim yarın var. Yarın dışarıdayız değil mi? Evet. Yarın Spider-Man'e gidiyoruz. No Way Home. Instagram'a giriyorum. Adam akıllı izlemeyeyim. Spoiler yemeyeyim diye. Yarın No Way Home. Muhasebeciye gideceğiz. No Way Home. Ben videomu yayınlamadım. Tıraşa gideceğiz. Videomu yayınlamam lazım. Sana çabuk. Size video yayınlayacağım şimdi. Bye. Hemen geliyorum. Video içeriğimiz. Aralık serisi yani bu Christmas Vlogmas hani oradan geliyor ya bu isim. Dedim ki şöyle yılbaşı ağacını hazır kurduk. Yılbaşı ağacımla birlikte size konuşayım istedim. Arka planda mesela ne yaptığımızı falan soruyorsunuz. Batu şu an canlı yayında. Şöyle gizlice bir çekeceğim. İzleyin. Bakın canlı yayınlarınız nasıl oluyor. Şu an grup yayını yapıyor. Birazcık size dinleteceğim. Umarım çok şey yapmaz bana Batu şu an. Kızmaz. Kızmayacağını düşünüyorum da bir izleteyim merak edenler için. Yani buradan döneceğine dair en ufak bir belirti yok burada. Yani zaten omuz baş omuz yapmış burada. Görünüm bayağı bir negatife geçmiş. Buradan döneceğine dair bir belirti olmadan ben bunu hisse olarak tercih etmezdim. Şu açık açık söyleyeyim arkadaşlar bakın. Kendi başınıza bir alım yapmaya, hisse aramaya çalışmayın şu yayında. Ben burada 500 tane hisse analiz etsem yarın kalktığınıza gidip o hisseleri almayacaksınız zaten. Beni bununla yormayın. Kendinizle yormayın. Yani 20 tane hisse paylaşmışım. Başarısı ortada. Viyop'u görüyorsunuz. %600 yapmışız. Aynı başarıyı modelde de elde edeceğiz. Yapmanız gereken tek şey pozisyonu alıp beklemek. Onu yapın. Gruba neden geldiniz? Niye para verdiniz şu an buraya? Benim aldığım hisseleri görüp almak için değil mi? Bunu yapın ya. Gelip kendi hissenizi burada, kendi hissenizi analiz ettirin. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama almak istediğiniz hisse analiz ettirmeyin. Pozitif olsa zaten paylaşırdım. Diyorum. 2 haftadır aynı şeyi tekrar ediyorum. Gelecek haftada yine tekrar edeceğime eminim. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bunu söylediğim zaman anlamayacaksınız. Ama siz kendiniz bunu tecrübe ettiğiniz zaman anlayacaksınız. Bir nasihat bir musibet bin nasihattan iyidir diyorum ve yayını sonlandırıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Gelecek hafta görüşürüz. Yayın sonu. Ağzına sağlık. Niye sinir oldun?
kendi hisselerini sordular anladım. Ya 100 tane hisse soruyorlar. 100 gelmiş yani gruba buraya. Amacı, gruba girme amacı girme, bu. Abi hayır gruba girme amacı yok. Evet ama yani yanlış yaptı. Onu anlatmaya çalışıyorum ben bunu. 14-60'a düştü evet, bu. Evet gördüm. Tertemiz düşüş. Tepeden düşüş %20. Ama evet bak şeyden senin tepeden. Orayı kırarsa diyordun. Ben şey... pazar günü söyleyeceğimi söyledim. Ben bu düşüşü bekliyordum. Ben dün videoda söyledim abi. Ama burası yani 13.74 kırılmadığı sürece de buradan döner yani. 13.74'e kadar belki bir fitil atar. Sonra buradan bangır bangır gidiyor. Şey soruyorlar ya böyle arka planda işimizi. Ondan böyle dedim çekeyim. Senin yayını da hazır yakınmışken. Evet iyi yaptın. Bir tane daha yayınım var ama şu an işim var evet, yani. Evet aynen. Şimdi bir tane daha yayına girecek. Ben de birazcık kitap okuyacağım. Yapmam istediğim bir şey var mı aşkım? Yok teşekkür ederim. Tamam olursa söyle. Yani böyle gördüğünüz gibi şu an mesela sonra ne yapabilirim? Kitap okuyabilirim ama şu an Batu olmadığı için Batu ile birlikte dizi izleyeceğimiz için belki farklı bir şey izleyebilirim. Şu an kendime vakit ayırabiliyorum. Çünkü yayınları Batu yapıyor gerçekten psikolojik olarak yönetimi iyi yapması gerekiyor. Çünkü mesela grupta şöyle bir şeyler oluyor. Yani çok şu an grubumuz 300 kişiyi aştı. Bu yayınları yapma amacı da herkes işte böyle ekonomik olarak bilgilendirmek. Güncel yorumları, dolar neden böyle işte bunlar açıklıyor. Ve şey diye de soruyorsunuz bu arada hani Batu'yu televizyonda görmek isteriz falan diye. Yakında göreceksiniz buna emin olabilirsiniz. Hatta Mart'ta bir ekonomik sohbet paneline gideceğiz. Kongresine gideceğiz. Orada konuşacağız. Olacak. Hani bunu da buradan önceden böyle ufaktan çıtlatayım da Batu söyler size zaten. Büyük insanların olduğu, bilindik isimlerin olduğu, konuşmacıların olduğu yerde konuşacak. Tabii ki de gidersek size de gidince orada vlog çekerim İstanbul'da olacak. Böyle ben birazcık kitap okuyayım. En son şu kitabı okuyordum. Mutluluğu kaybettiğin yerde ama şu an güncel olarak söyleyeyim size kaçıncı sayfada olduğumu. Şu an tam olarak 102. sayfadayım. Şu an buradayım. Dediğim gibi çok yavaş okuyorum bu kitabı. Psikoloji kitabı olduğu için. Ve bir kere daha okuyacağım ama yine de aslında biraz hızlı okudum. Şuraları biraz hızlı okudum diyebilirim. Daha okuyacağım diğer kitaplar var. Onlar da psikoloji kitapları. Size zaten bu vloglarda onları da göstermiştim. Böyle birazcık kitap okuyayım. Sonra tekrar görüşelim. Şimdi Batu'nun yayını bitti. Saat yaklaşık 11.30 falan. Ben şöyle bir DM aldım. Bu arada dolar şu an 14-12 liralara kadar geriledi. Şu an 14 liralarda. Bir şey söylemek istiyorum. Bir sürü DM aldım. İşte Ebru düşüyor ne yapacağız? Ebru altın alınır mı buradan ne yapılır falan. Bir ton mesaj DM aldım. Şu anda Batu'nun yayını bitmişken hazır oturalım konuşalım istiyorum. Şöyle bir DM daha aldım. Sana da söyleyeyim. Euro'nun yükselişini hikaye atmıştım bugün. 20 euroya çıktığında. Onun hikayeme beni takip etmeyen birisi ve siyasi görüşü belli olan birisi olduğunu düşünüyorum. İmalı konuşmuş çünkü. Demiş ki dolar yükselirken konuşuyorsunuz. Dolar düştüğünde de konuşursunuz umarım demiş. Ben de dedim ki biz dedim ekonomistiz, partizan değiliz. Tabii ki de onu da konuşacağız dedim. Ve hatta şu an videomda doların neden düştüğünü, Batu'nun açıklamasını istiyorum. Gel hayatım. Halkımız balkon konuşması. Halkımız balkon konuşması. Yılbaşı ağacımızın önünde. Balkon konuşması için geldim. Cidden hani... Balkon konuşması yapacağımız yere gidebilir miyiz? Bilgilenin istiyorum. Hani olay burada gerçekten bir şeyleri anlamanız. Ya hepimizin anlaması ona göre... Arkadaşlar çok da lagaluga yapmaya gerek yok. Masaya güçlü yumruğumuzu vurduk. İndi. Kabul edin. Anlat gel. Abi de dur. Şuraya gidelim. Ya yılbaşı ağacımızla konuşmak istiyordum ben. Yılbaşı ağacımız çok konuştu. Hayır dur. Balkon konuşması değil mutfağa gidelim. Sabahtan beri burada gideyiz yani. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir saniye. Ne olduğunu açıklayalım. Çok basit hemen. Çok hızlı bir şekilde ve sakin bir şekilde açıklıyorum. Şimdi siz diyelim elinizde 100 bin liranız var. 100 bin liranızı bugün bankaya götürüp faize yatırırsanız bir senelik faizi size %15 veriyor. Yani 100 bin liranız bir sene sonunda 115 bin lira veriyor. Bir dakika dur. Bir daha anlat. Neden güldüm biliyor musun? Dolar artıyordu sen canlı yayındaydın ya ben koşturuyordum. Balkon konuşması. Ben koştura geldim telefonda. Canlı yayındayım bana bir şeyler gösteriyor böyle. Millet soru soruyor orada. Hayır dolar düşüyor diye gösteriyor. İşlemlerimiz var. Canlı yayında ben dolar analiz ediyorum. Bana geliyor diyor ki dolar düşüyor yani. Biliyorum ben de hani onu o an konuştuğunu bilmiyordum. İçerideydim. Neyse koşa geldim. Neyse baştan anlat pardon. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle. Sizin bugün 100 bin liranız var cebinizde ve bankaya gittiniz. Ben bunu faize yatırmak istiyorum dediniz. Ondan sonra size banka 100 bin liranızı alıyor ve diyor ki sen bu parayı bir sene sonra benden geri alacaksın. Sana 15 bin lira yani %15 faiz vereceğim diyor. Okey. Şimdi bizim halkımız ve başka yurt dışından gelecek olan yatırımcılar şu anki dövizdeki aşırı yükseliş sebebiyle bu faizi tercih etmiyorlardı. Aynı zamanda faiz oranlarını biz düşürüyoruz ya. İşte %18'de 16'ya 17'ye düşürüyoruz ya. Bu faiz de şu an işte bankalar %15 faiz veriyor gibi düşünün. Tam olarak öyle değil ama yaklaşık olarak. Bu şekilde düşüyordu. O yüzden yatırımcı faizi tercih etmek yerine çok hızlı yükselen doları tercih ediyordu. Çok hızlı yükselen altını tercih ediyordu. Ben dedi 100 bin liraya gidip faiz
faize yatırıp sene sonu 1 senede %15 alacağımı dolara yatırırım. Zaten dolar bir haftada %15 yükseliyor diyordu. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama sonucunda şöyle bir net açıklama yapıldı. Siz dedi faize paranızı yatırın. Bizim bankamıza yatırın. Eğer dolardan az kazanırsanız biz devlet olarak bu parayı cebimizden ödeyeceğiz. Bu ne demek? Sizin bugün 100 bin liranız var. Bankaya gidip faize yatırırsanız 1 sene sonunda 115 bin liranız olacak. Banka size %15 verecek ya. Siz dolara yatırdığınızı farz edin bu parayı. Diyelim ki dolar şu an 10 lira olsun. 10 liradan 100 bin doları aldığınızı farz edin ve dolar 20 bin lira oldu. 20 lira oldu. 20 lira olduğunda paranız ne olacak? 2'ye katlanacak. Yani %100 kar etmiş olacaksınız. Banka size kaç veriyordu? %15. Sen diyor ki paranı bankaya yatır. %15'i bankadan al. Eğer dolar bu kadar bir artış yaparsa, diyelim %100 artış yaptı, aradaki %85'i ben devlet olarak sana ödeyeceğim diyor. Olay bu. Yani şu an itibariyle bankaya para yatıran kimse döviz karşısında ezilmeyecek. Çok güzel, çok büyük bir adım. Harika bir adım. Dövize çok güzel tepki verdi. TL'yi çok güzel değer kazandırdı. Fakat bu para nereden karşılanacak? Para basıyoruz. Para nereden karşılanacak? Şimdi iki şey var. Ya bu para gerektiği zaman Türk lirası basılacak. Enflasyona sebep olur. TL çok hızlı değer kaybeder daha ileriki zamanlarda. Ya da bizim vergilerimizden karşılanacak. Bu da vergilerin artacağı anlamına geliyor. Vergi yükünün artacağı anlamına geliyor. İki türlü karşılanabilir. Çünkü hazinede maalesef para yok bu kadar. Bunu karşılayacak. Size bir tane daha açıklama yapayım. Şu an Türkiye'nin bankalardaki mevduat miktarı 1.2 trilyonla 1.9 trilyon lira arasında. Yani benim, senin, onun, bunun bankadaki parası, mevduata bağlı parası 1.2 trilyon ile 1.9 trilyon arasında. Bugün dolar %10 yukarıya çıktığı zaman Türkiye Cumhuriyeti bankadaki müşterilerine %10 borçlanmış olacak. Yani 190 milyar lira. Bu paranın ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatayım arkadaşlar. Kanal İstanbul projesinin tamamlanması 255 milyar dolar yapıyor. Onun onda biri kadar. Sadece dolar %10 yükseldiği zaman, ya da şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin 1 senelik kamu borcuna gösteriyor. Yani kamu firmalarının 1 senelik borcu, eğer dolar %10 yükselirse devlet bu kadar para borçlanacak. Anlatabildim mi? Yani şöyle, gayri safi yurt içi hasılamızın onda biri. Eğer dolar %10 yükselirse devlet bu kadar büyük borç altına girecek. Yani afaki bir paradan bahsediyoruz burada. Devlet bunu nasıl karşılayacak bilmiyorum. Ya da bunun gerekçeleri, sonuçları ne olacak bilmiyorum. Hemen soruya da cevap vereyim. Bugün 20 Aralık 23.18 saat arkadaşlar. Buradan dolar alınır mı? Dolar trendini 10 lira 50 kuruş altında bozuyor. 10 lira 50 kuruş üzerinde kaldığı sürece ben bir teknik analist olarak doların trend üzerinde kaldığı için yükselişin devam etmesini beklediğimi söylüyorum. Bu kadar. Alınır mı alınır mı alınır, kendiniz bilirsiniz. Ben oraya bir şey demem. Pazar videosunu izleyin. Bu pazar söyledim orada düşeceğini zaten. Daha ne diyeyim? Bunun dışında dolar düştüğü için çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan çok mutluyum. Cebimdeki para az önce 100 lira. 100 liram az önce 130 lira oldu durduğu yerde. En son ölürüm Türkiye'm söylüyordu para. Anlatabildim mi? Mutluyum ya. Mutluyum. Mutluyum abi. Bu az önce %30 daha zenginleştim ben. Oturduğum yerde ya. İnşallah düşmeye devam eder. İnşallah 10-50 desteğini de aşağı kırar. Kırsın. Kırsın ya. Hiç sıkıntı yok. İnşallah kırar. İnşallah bozar. İnşallah para kazanırız. Oh. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu düşüşten sonra markalar, bu elektronikler falan düşecek mi? Bu akşam benzin 66 kuruş zam vardı. Dolar 4 lira geri çekildi. %30 değer kazandı TL. O zammın geri çekilmesi lazım. Gerçekten. Acaba Apple 17 liraya sabitlediği kuru indirecek mi şimdi? Hadi bak şimdi. Hadi evet. Kodri meydan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ben size söyleyeyim, indirmeyecek. Neden? Çünkü TL'nin burada stabil olduğunu gör. En azından bir ay boyunca Türk lirasının burada kaldığını görmeleri gerekiyor. O olmadığı sürece inmeyecek arkadaşlar. O kadar volatil etti ki. Yani böyle bir artış, yükseliş döviz için çok garip yani olaylar. Hani böyle şey gibi ya, coinler oluyor ya, çok düşüyor kalkıyor yani, riskli oluyor. Biz ya. Şey demiş, dolar, Türk lirası Binance'da mı listelendi demiş. Öyle. Binance'da listelenen coin çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Evet aynen işte. Zaten Binance'ın Türk lirası hacmi galiba Bitcoin'e yaklaşmıştı az önce. Ben bir çay yapayım güzelce. Bu video gerçekten böyle bir bilgilenme, yani şu an gündemimiz olduğu için soruyorsunuz da bana, biz de o yüzden açıklıyoruz arkadaşlar. Ha, bir de dur, kara günlerde doların çok yükseldi ya da Türk lirasının çok değer kazandı. Şu an Twitter için bir tane ekonomist rahat bir şekilde yorum yapamıyor. Bunun sebebi sizsiniz. Şu videonun altına gelip abuk subuk yorum yapan insanlar var ya, ben çok açık konuşayım. Ben insanları kafaya takan bir insan değilim. Sizin yorumlarınıza güler geçerim. Kötü yorumunuza güler geçerim. İyi yorumunuza da güler geçerim. Bunlar benim hayat standartlarımı, hayat görüşümü, gittiğim yolu değiştirmez. Ama sizin yaptığınız bu kötü yorumlar yüzünden bugün, ya da şöyle söyleyeyim, dün dolar 18 liraya koşarken ülkede açık yüreklilikte, açık sözlülükte yorum yapacak ekonomist bulamıyordunuz. En büyük sıkıntı bu. İnsanları eleştirirken saygınızı bozmayın. Dalga geçmeyin. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz burada yaşıyoruz. Yani neyse, ne anlatıyorum ya ben işte. Ya şeyden o, ama fanatiklik gibi. Fanatiklik olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu sağcısı da yapıyor, solcusu da yapıyor bu arada. Sol kesim de Atatürk görüşlü kişiler de aynısını sağ kesim yapıyor abi. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Özgürlük özgürlük diye bağırıyoruz. Hani nerede özgürlük? Ben burada adam akıllı bir yorum yapıyorum. Hani bizim yaptığımız ekonomi yorumuna gelip aşağıya ondan sonra hadi dolar düştü yorum yapacak mısınız gibisinden. Ya videoya gelmedi bu. DM'den geldi.
ama onun şeyini bu anlayabiliyorum. Arada... Yani o hem yazılış biçimini hem de profilindeki yani açık açık anladım. Hayır, bir Amerikalı da yani kalkıp şunu demez yani. O Türk lirası değer kaybediyor. O olsun Türklere demez. Amerikalı bile demez zaten. Anlatabiliyor muyum? Hani bir Türk vatandaşı olmamıza gerek yok. Amerikalı da demez bunu. Kimse demez. Bir ülkenin zarar etmesini, milli para biriminin değersizleşmesini başka bir ülkenin vatandaşı da istemez yani. Biz niye isteyelim ya? Ya boşver. Ya ben bu videoyu sizin birazcık daha sorularınıza yanıt olsun diye verdim. Diğer ekonomi alakalı mesela her pazar Batu'nun kanalında dolar, bütün işte emtialar, bütün her şeyin yorumladığı ekonomi, finansal piyasalarla alakalı her şey. Yorumu orada, oradan gidip haftalık analizine bakabilirsiniz. Orada açık açık söylüyor zaten. Ay baydı. Ekonomi mahvedi baydı. Sabah akşam ekonomi. Of bu ne ya? İç sesiniz alayım mı? Dur aşkım gidip dolarlarımızı dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ay yok. Gidip dolarlarımızı sayalım. Bakalım kaç dolar kaybettik. O olsun bize. Yemin ediyorum var ya bak. İç ses. Ay çok komik, düşünsene videomuzda arkadan gelecek yorumların iç seslerini şey yapıyoruz böyle. Bir de şey, çok teşekkür ederiz diyenlerin iç sesi. Bu arada bir dakika. Helal olsun, nasıl açıkladınız? Evet, bir dakika, bir dakika. Neye seviniyorsunuz abi? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hadi, hadi. Evet. Hadi. Ya öyle işte, yani bir politik yaklaşıyoruz olaya. Apolitik. Apolitik. Evet, aynen, apolitik. Doğru. Apolitik olarak. Yaklaşıyoruz. Neyse, çay yapayım ben. Ben bir çay yapayım. Bir çay yap rahat. Bir çay yapayım. Çay. Bir keyif ülkemizin filizlerinden gelmiş. Hayır, Karadeniz'in bağrından. Biz bir keyif çayı içelim artık yani. Bence bir keyif çayı içmeyi hak ettik. Ölürüm Türkiye. Nasıl zenginleştik ama ya. Nasıl zengin olduk ama ya. Bu arada gerçekten bir saatte evet, %40 evet, zenginleşti. Çok güzel bir şey değil mi? %40 paramız değerlendi. Ya yani böyle bakınca evet, bak, öyle gerçekten yani. Hani yayındayken ağlayacaktım ya. Beni bu kadar mutlu ettikleri için şu alınan karardan o kadar ama... Ama bu neden oluyor? Çünkü insanları çok... Ya mesela şu an sevindiğimiz şey doların 13 lira olması. Doların 50 liraya gitmemesi mesela şimdilik. Evet. Şimdilik dediğin iyi oldu. Teşekkürler. Arkadaşlar şöyle. Umarım bakın. Umarım güzel adımların devamı gelir. Bu çok güzel bir adım diyemeyeceğim ama umarım devamı gelir. Bir şekilde ondan sonra bu ekonomi toparlanır. Bu ekonomi toparlandıktan sonra mevcut parti de hükümette kalsa, başkası iktidarda olsa benim için hiç önemli değil. Yeter ülkenin vatandaşı olarak refah seviyesi yüksek vatandaşlar olarak yaşayabilirim. Başka bir isteğim yok benim. Herkesin isteği bu yönde ki. Hani partici martici diyorlar ya. Ya gerçekten benim kanalımda hiçbir şekilde siyasi muhabbet yapısını istemiyorum arkadaşlar. Şu an ciddi bir şekilde söyleyeceğim. Hani şakalaşıyoruz falan ama biliyorsunuz yani. Aynen, kim oy attığımı nereden biliyorsunuz? Hani yani işte oraları hiç de sevmem. Yani. Gerçekten hiç sevmem. O yüzden biz mesleğimiz olduğu için konuşuyoruz. Ne? Benim karım bile benim kim oy attığımı bilmiyor. Geç de bilmiyor bu arada. Ben de bilmiyorum. Mantıklı olan da bu değil mi? Oy zaten özgürce atılan bir şey değil mi? Öyle. Herkes kendi bildiğini yapması lazım. Yani şu anda neye inanıyorsunuz onu yapmalısınız. Dolarla mı oy atıyorsunuz? Oy. Ben kapatıyorum. Bak ben o kadar mutluyuz ki farkında mısın? Şu an zenginleşmenin verdiği mutluluğun farkında mısın? Hani Türk lirası çok zenginleştim. Hayır gerçekten ama. Gerçekten şunun verdiği mutluluk çok ayrı bir şey şu an yani. Ya öyle. Allah şükür ya valla. Şimdi Bulgarlar düşünsün. Bulgaristan vatandaşları düşünsün. Bak çok iyi dedin. Şu an... Oo, zarar ettiniz. Haydi bakalım Bulgarlar. Şimdi biz geliyoruz. Bulgarlar geliyor. Üçüncü bardak çayımı içerken artık işlerimi de hallettim. Size videomu da yükledim. Yani yükleniyor şu an. Yorgunluktan öleceğim. Hemen şu an gidip uyumak istiyorum. O yüzden bu videoyu artık burada kapatıyorum. Bugün çok yoruldum. Gerçekten yine yorucu bir gündü. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Bilgilendirici videolar da istiyorsanız bugün yeterince bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım her şey güzel olur. Temenni ediyorum. Beni ilk defa şu an bu videomla tanıdıysanız ve sevdiyseniz lütfen kanalımdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomu da kaçırmamak için ve daha sonraki videolarımı kaçırmamak için bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Guys so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?